Merhabalar değerli otomobil severler. Bugün güzel bir aracımız var. Aracımız 2010 model Renault Clio arkadaşlar. Station araç. Grand Tour. Emniyet kemerimizi de takalım arkadaşlar yola çıkmadan. Ben de diyorum bir şeyimiz eksik ama neyimiz eksik? Dediğimiz gibi aracımız 2010 model Clio Station. Yani Clio 3 kasa. Araçta açılır tavan var. Navigasyon var. Airbag'ler var. ABS, ESP. Yani arkadaşlar aracımız çok boş bir araç değil. 2010 model olmasına rağmen. Aracımızda gene iyi kötü bir şeyler var yani. Bu araç arkadaşlar GSC Motors'tan satılmış bir araç. Yani Suat arkadaşımızın bir hemşeri komşusuna satılmıştı daha önceden. Arabanın sahibi de rahmetli oldu. Şu anda aracı oğlu kullanıyor. Biz aracı bugün Müyane'ye götüreceğiz. Ben şimdi gideceğim oğlunu alacağım. Oradan beraber Müyane'ye gideceğiz. Aracımız 1.5 litre dizel araç. 90 beygir olanı. Aracın Newton metresi de 200 Newton metre torku var. Yani seri ve güçlü bir araç. Gaza bastığınız zaman gidiyor. Aracın oturuş pozisyonu, koltukları falan fena değil arkadaşlar. Yani B segmenti, station bir araç, ekonomik bir araç. Yani ekonomik bir araçta da çok fazla böyle detay aramaya gerek yok ama gene iyi yani, fena değil. Kol dayaması var. İç kapının iç döşemeleri falan. Zaten aracı durduğumuz bir yerde gene biz şöyle içini dışını güzelce gene bir inceleyeceğiz ama şimdi en azından bir yol testinde yapmış oluyoruz. Aracın virajları falan fena değil. Öyle çok virajlarda çok sağlıklı değil ama yani yol tutuşu bence umduğumdan biraz daha iyi çıktı diyebilirim. Çünkü ben bunu station'ı daha önceden kullanmamıştım. Daha doğrusu bu aracı ben kullanmıştım ama çok fazla kullanmamıştım. Ama bugün bayağı bir kullandık. Hala da kullanmaya da devam ediyorum. Gördüğüm kadarıyla yol tutuşu, frenleri falan fena değil arkadaşlar kesinlikle. Yani şehir içinde rahatlıkla kullanılabilecek bir araç. Yani iş amaçlı rahatlıkla kullanılabilir. Hobi amaçlı rahatlıkla kullanılabilir bu araç. Bu arada da tünele girdik. Bu arada şunu da hatırlatalım. Kanalımıza eğer abone değilseniz, abone olursanız bize destek verirseniz seviniriz. Yani herkes gibi bizim de abonelere ihtiyacımız var arkadaşlar. Ne kadar çok abonemiz olursa, ne kadar çok izlenmelerimiz olursa biz de o kadar daha fazla videolar üretmeye devam edeceğiz. Daha kaliteli videolar yapmaya çalışacağız. Her neyse arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Aracımızı incelemeye devam edelim. Aracımız az önce de dediğimiz gibi gerçekten ekonomik bir araç. Şöyle bakıyorum. Ortalama yakıt tüketimi de arkadaşlar şu anda görünüşe göre 4 litreler civarında. Ama tabii gaza basmanıza göre bu yakıt tüketimi de tabii ki değişiyor. Ama şu anki görünüşe göre çok fazla bir yakıt yakmıyor. Ekonomik bir araç diyebiliriz. Yani fabrika verilerine göre şehir içinde araç 5.2 litre, 5.5 litre arası yakıyor. Yani fabrika verileri 5.2 diyor. Şehir dışına çıktığınız zaman da ortalama 4 litre gibi yakıtı tüketimi var. Onun haricinde ortalama da yani karmada da gene 4.5 litre gibi, 4.4 litre gibi bir fabrika verisi var ama bu aracın kullanımına göre değişir. Aracın yük durumuna göre değişir. Araç yüklüyse daha fazla yakar. Boşsa daha az yakar. Aracımızın motor hacmi de arkadaşlar 1461 cm3. Yani 1.5 sınıfı olarak geçiyor. Zaten az önce de demiştik. 1.5 litre turbo dizel bir motor. 4 silindirli. Aracımızın 0'dan 100 km'ye hızlanması 12.7 saniye. Aracın son hızı da arkadaşlar saatte 175 km hızı var. Maksimum hızı. Ama tabii bu hızın üstüne biraz daha çıkıyor yani. Onu da söyleyelim. Yani otobana çıktığınız zaman, uzun yola çıktığınız zaman basarsanız biraz daha fazla gidebiliyor yani. Dur kalklarda araç rahat, gayet iyi. Yani kullanım olarak bence gerçekten güzel, pratik. Yani araca çabuk adapte olabiliyorsunuz. Ses izolasyonu biraz hafiften zayıf gibi diyebiliriz. Ama gene sınıfına göre normal aslında. Tabii biraz daha konforlu araçlara falan, yeni model araçlara bindiğiniz zaman çok fazla ses yok ama sonuçta bu dizel bir araç olmasına rağmen bence içine çok fazla da ses kesinlikle vermiyor yani. Aracımızın boş ağırlığı da 1195 kilogram. Arkadaki bagaj kapasitemiz de zaten bu araç station bir araç. Yani aileye de uygun, iş amaçlı kullanıma da uygun bir araç. 439 litre bir arka bagaj hacmi var. Bu da yeterli mi derseniz, evet station bir araca göre çok fazla değil. Ama aracın boyut olarak araç çok fazla iri bir araç değil. Zaten şehir içi kullanımda da bu aracın
avantajlı taraflarından bir tanesi. Station olmasına rağmen gerçekten böyle boylu postlu uzun bir araç değil. Yani neredeyse hatchback'le station arası bir araç tarzında diyebiliriz. Yani yandan dışarıdan baktığın zaman zaten bu aracı çoğu insanlar da hatchback gibi görüyor. Hatchback olarak algılıyor. Ama aslında station bir araç. Zaten bunların hatchbacklerinde de şöyle söyleyeyim. 300 litre gibi bir bagaj hacmi var. Bunda da 439 litre yani 140 litre bir fark var. O kadar sadece. Aracın sedanı, hatchback'i ve böyle gördüğünüz gibi işte station olan modeli de mevcut arkadaşlar. Onun haricinde farklı motor seçenekleri de var bunlarda. Yani bu 1.5 litre dizel bir motor, turbo dizel bir motor. Bu motorun 75 beygiri, 85 beygiri, 90 beygiri mevcut. Ama benzinliler de var. 1.2 litre, 1.4 litre benzinliler de mevcut arkadaşlar. Onlar da var yani. Hani bu Clio'lar bir zamanlarda memur aracı olarak biliniyordu ama şu anda gerçekten araçlar pahalı olunca memur aracı diye bir şey de kalmadı arkadaşlar, onu da söyleyelim. Bu aracın ikinci el piyasada şu anda aşağı yukarı 200 bin liralar gibi yani gerçekten yani rakamlar bayağı yüksek yani 2010 model Clio sonuçta ama fiyat olarak da aşağı yukarı o civarlarda. Bu araçlar Türk piyasasında gerçekten çok tutuldu yani bu Clio'lar özellikle bir dönemler zaten station araçlar daha çok modaydı. Daha sonradan hatchback araçlar işte yayılmaya başladı. Ama station araçlar döneminde de zaten bunlardan önce de gene Renault'un Toros'ları vardı. Renault 12 station'lar vardı. Tofaş'ın da Kartal'ı vardı. Yani diyebilirim ki bunlar Türkiye'nin yükünü taşıdı. Bunlara da kaymağını yemek kaldı gibi diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten o arabalar çok hırpalandı ama bu artık şu anda günümüzde insanlar araçlarına daha fazla değer veriyor. Yani öyle Kartalları, Tofaşları, yani station araçları daha çok o kadar eskisi gibi kamyon gibi kullanmıyorlar şu anda. Yani insanlar ticari araçlar var zaten biliyorsunuz işte Renault'un mesela Kangoo'su var, işte Fiat'ın Doblo'su, Peugeot'un Partner'i, Citroen'in Berlingo'su gibi değişik markalarda ticari araçlar var. Artık insanlar, yükü fazla olan insanlar o araçları da alıyorlar. Bu Clio'lar çıktığından beri, Türkiye'de üretilmeye başladığından beri yani satış listelerinde genelde hep birinciliği kapmıştır. Gerçekten çok satılan bir araç. Türkiye'de hala da satılmaya devam ediyor. Yani bu araçlar gerçekten inanılmaz derecede müşterisi, alıcısı var. İkinci elde de aynı şekilde. Bayağı satılıyor. Zaten Türkiye'de üretilen araçlardı. Yani bu sebeplerden dolayı bu araçların parçası da bol, ustası da bol, servisi de bol. Ve fiyatları, parça fiyatları da öyle çok fazla ahım şahım, hani abartı değil kesinlikle. Dediğimiz gibi ustası da her yerde olduğu için, bunun yani bol olduğu için her zaman her yerde bunların tamirini de rahatlıkla yaptırabiliyorsunuz. Tavsiye eder misiniz diye sorarsanız, eğer ki çok böyle sportif bir araç aramıyorsanız, böyle çok fazla konfor aramıyorsanız tabii ki bu aracı tavsiye ederim. Özellikle ekonomik araç arayan herkese bu aracı tavsiye edebilirim. Yani yakıt olarak gerçekten yakıt cimrisi bir araç. Bu sebeplerden dolayı bu aracı özellikle ekonomik araç arayan herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Yani diyebilirim ki Türkiye'deki en kullanışlı ekonomik araçlardan bir tanesi de bu araba arkadaşlar. Yani Clio'lar 1.5 litre motorlu olanlar gerçekten bayağı ekonomik yani. Eğer hobi amaçlı araç arıyorsanız onlar da kullanabilirler. Yani pikniğe, ormana, yani geziye veya farklı hobileriniz varsa işte ne bileyim yanınızda aletinizi, edevatınızı taşıyabileceğiniz bir araç. Çünkü koltuğa yatırdığınız zaman daha da geniş bir alanınız olabiliyor yani. Aracın şöyle söyleyeyim. Tabii ki çok hızlı, çok seri bir araç değil ama seriliğine gelince bence gayet tatmin edici. Yani hem ekonomik bir araç hem de gidiş olarak, hem hız olarak hem de serilik olarak bence gayet tatmin edici bir araç yani. Bu aracı şehir içinde olduğu gibi uzun yollarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani araba sollarken falan öyle çok fazla zorlamaz sizi. Tabii ki öyle çok seri bir araç değil evet ama gene de araç sollarken kesinlikle sizi üzmeyecektir. Yolda yani rampalarda falan bayılmaz. Hatta araçta diyelim ki 4 kişisiniz, biraz da yükünüz var. Gene o yükle, o ağırlıkla bu 1.5 motor gerçekten bence çok başarılı arkadaşlar. Ayrıca kanalımızda bu aracın birkaç tane de hatchback modeli var. Bu Clio 3'ün de hatchback modelini daha önceden incelemiştik. Onun da işte hatchback aracı merak edenler varsa o videomuzu da izleyebilirler. Az önce dediğimiz gibi bu aracın ses izolasyonu çok fazla iyi değil ama bence kesinlikle sizi üzecek derecede de değil. Yani İdare eder kesinlikle.
O konuda da çok fazla şüpheniz olmasın. Bu araçta uzun yola da rahatlıkla gidebilirsiniz yani. Yarın bir gün sıkıştınız, bu aracı satmak istiyorsunuz. Kesinlikle arkadaşlar, ikinci elde bu aracın her zaman müşterisi var. Satarken hiç zorlanmadan çok rahat bir şekilde bu aracı satabilirsiniz. Yani her zaman bu aracın, yani çeyrek altın gibi arkadaşlar. İstediğiniz zaman götürün, hemen bozdurun yani, öyle söyleyelim. Virajlarda falan yol tutuşu az önce dediğim gibi çok iyi değil ama kesinlikle sonuçta dizel bir araç, yani station bir araç. Bu araçlarda iş amaçlı yapılmış bir araç. Genelde yani iş amaçlı kullanılan araçlardı. Memur aracı daha doğrusu, ama sonuçta bu araçta uzun yola da rahatlıkla gidebilirsiniz. Virajlarda falan tabii ki çok fazla hız yapmayacaksınız ama gene de bence o konuda da kesinlikle sizi üzecek bir şekilde değil. Yol tutuşu falan fena değil yani arkadaşlar. Hani yanlış anlamasın kimse. Yol tutuşu kötü diye demiyorum. Tabii ki hangi araç olursa olsun, altınızda en kral araç da olsa, viraja girdiğiniz zaman yerler yaş olabilir, yağ dökülmüş olabilir, yerlerde toz olabilir, lastiklerinizde sıkıntı olabilir. Hangi araç olursa olsun, bütün araçlarla olduğu gibi, bununla da virajlara girdiğiniz zaman kesinlikle dikkatli bir şekilde girin. Yani 2022 vergi fiyatlarına göre arkadaşlar, bu aracın vergisi, yani iki tane pul var. Bir tanesi 497,5 lira. İki tanesi de iki katı işte. Bu aracın motoru gerçekten sağlam, dayanıklı bir motor. Yani yağına, suyuna, bakımını güzel yaptığınız sürece bu araç sizi kesinlikle kolay kolay yolda bırakmaz, arıza çıkartmaz ve uzun seneler, uzun kilometrelerde de sizi yalnız bırakmaz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Aracımızı yolda bir test ettik. Gidişini kontrol ettik. Gerçekten aracımızın yol tutuşu, gidişi gerçekten güzel arkadaşlar. Yani Clio diye kimse bu arabaya laf söylemesin. Bence yol tutuşu da, gidişi de, ekonomik yakıtı da gerçekten çok iyi. Aracımızı dıştan baktığımız zaman da gördüğünüz gibi arkadaşlar, bildiğimiz station bir araç ama hatchback gibi bir araç gibi duruyor. Görünüş olarak gerçekten hatchback'e de çok andırıyor. Aracı da bu arada İstanbul'dan Şili'ye getirdik. Mühendisini yaptıracağız burada. Aracın ön tarafından baktığımız zaman gördüğünüz gibi irice bir camımız var. Yağmur sileceklerimiz gördüğünüz gibi gizli konumda ama su fıskiyelerimiz böyle kaputun üst tarafında. Farları gerçekten bayağı uzunca duruyor. Halojen farlar var. Araçta sis lambaları var. Hemen şurada gördüğünüz gibi dar bir hava girişimiz var. Krom kaplamalı ön tarafta gördüğünüz gibi Renault marka logosu. Altta da genişçe bir hava girişi var. Zaten araçta bildiğiniz gibi klima da var. Aracımızda 15 inç jantlarımız var. Ön taraflarda gördüğünüz gibi disk frenler var. Arka tarafa da bir bakalım arkadaşlar, yanılmayalım. Arka tarafta da gördüğünüz gibi bu aracın 4 tekeri de disk fren. Aynalarımız arkadaşlar katlanıyor. Elle manuel olarak bu şekilde katlanıyor. İçeriden elektrikten ayarlayabiliyoruz. Düğmelerinden ayarlayabiliyoruz. Elektrik ayarlı yani. Aracımızın kapısının gördüğünüz gibi yanlarda böyle çıtalar var. İsterseniz bu şekilde böyle krom kaplaması da var. Normalde böyle gövde rengi olanları da var. Burada bir sinyalimiz var kapıda. Kapı kollarımız da aynı şekilde gövde rengi. Aracımızda gördüğünüz gibi açılır tavan da var. Tavanı da açık bırakmışız zaten. Aracımızın arka tarafına doğru geçerken gördüğünüz gibi bagaj kısmında da şöyle bir üçgen camımız var. Arkada genişçe stop lambalarımız mevcut. Park sensörlerimiz var araçta. Alt tamponumuz da gövde renginde gördüğünüz gibi. Şuradan bagajımızı açabiliyoruz böyle bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi plakanın üzerinde hemen böyle iki tane lamba var. Arka bagaj kapağımızda da Clio yazısı, marka logosu, yağmur sileceğimiz. Camlarımızda da gördüğünüz gibi rezistanslarımız mevcut. Şurada da hemen bir frene bastığımız zaman yanan stop lambası ve su fıskiyesi var. Bagajımızda dediğimiz gibi 439 litre, yani neredeyse 440 litre gibi. İçindeki kaplamaları falan hala tertemiz duruyor gördüğünüz gibi. Rahmetli Ali abimiz bu aracı iş aracı olarak kullanıyordu ama gerçekten aracına temiz bakmış. Panzilotu da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerine takılı değil şu anda. Arka bagajımızda gördüğünüz gibi lambamız da var. Gerçekten aracın içi tertemiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu da belirtelim. Şu tampon kısmımız bayağı bir alçak arkadaşlar. Yani buraya yükleme yaparken rahat bir şekilde aracı yükleyebiliriz. Bagajımız da gördüğünüz gibi kaplamalı. Şuradan şöyle elle tutup aşağı doğru çekerek kapatabiliyoruz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir de aracımızın içine bakalım. Kapı açılışları bayağı güzel. Kapımızın içi plastik kaplama. Gördüğünüz gibi 4 camımız otomatik. Bunlar da ön camlar otomatik, arka manuel oluyor genelde ama bunda gördüğünüz gibi 4 camımız otomatik.
Şöyle küçük bir cebimiz var. Şu kısımlar kumaş kollayaması. Krom kaplamalı kapı kolları. Burada gördüğünüz gibi hoparlörlerimiz var. Arka taraftaki oturuş pozisyonu da gerçekten güzel arkadaşlar. Koltuklarımızın kumaşı falan gerçekten güzel. Isofix var. 3 tane baş dayaması var. Onun haricinde 3 tane emniyet kemeri var. Aracımızın arka tarafındaki şu şaft tümseyi de birazcık yüksek gibi. Normalde Renault'larda bu kadar yüksek olmuyor ama bundaki biraz yüksekmiş. Aracımızın arka tarafı böyle arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi airbag de var. Bayağı airbag var burada. Ön tarafa bakalım. Ön kapı açılış hassasiyeti arkaya göre biraz daha ağır ön kapımız. Zaten bütün araçlarda da aynı şekildedir. Ön kapımızın iç kısmı da gördüğünüz gibi plastik. Şu kısımları kumaş. Burada ön tarafta gördüğünüz gibi daha irice bir cebimiz var. Hoparlörümüzü de gördüğünüz gibi kenarları krom kaplamalı yapmışlar. Güzel olmuş. Dört camımız otomatik. Kapı kolumuz krom kaplama aynı şekilde. Aynalarımız da arkadaşlar buradan ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde. Sağ sol ayarları buradan yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi kumaşı güzel. Dikişleri güzel. Sportif. Koltuğumuzda da airbag'imiz de var. Araçta gerçekten bol miktarda airbag var arkadaşlar. Güvenli bir araç. Ön koltuğumuzu şuradan yukarı aşağı yapabiliyoruz. Şuradan ileri geri yapıyoruz. Hemen öbür tarafta ortada da bir yuvarlak var arkadaşlar. Şu an buradan şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi şurada bir makara var. Ondan da belimizi aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Ön kaputumuzu buradan açıyoruz. Aracımız gördüğünüz gibi manuel. Direksiyonumuz ayarlı. Şuradan farlarımızı aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Buradan da ön taraftaki analog ekranımızın göstergelerimizin daha doğrusu buradan ışığını ayarlayabiliyoruz. Hava menfezlerimiz de gördüğünüz gibi yuvarlak. Şuradan şöyle havaları, hava akışını kısıp açabiliyoruz. Bu şekilde de gördüğünüz gibi sinyal kolumuz var. Küçücük. Clio 3'lerin gerçekten güzel yanlarından bir tanesi. Onun haricinde arkadaşlar sağ tarafta da gördüğünüz gibi yağmur sileceklerimiz de aynı şekilde ayarlı, küçük. Ve burada da multimedyamızın sesini açıp kapatabileceğimiz, kanallarımızı değiştirebileceğimiz, hatta telefonla cevap verebileceğimiz Bluetooth bağlantısından bir de gördüğünüz gibi buradan ayarlayabiliyoruz. Anahtar kontağımız bu anahtarlı. Bazılarında bunların kartlı da var. Ama bu araçlarda anahtar sistemi var arkadaşlar. Camımızı da kapatalım. Yan tarafta gördüğünüz gibi egzoz mühendisi yapıyorlar. Şu anda Şile'deyiz az önce demiştik. Aracımızın gördüğünüz gibi göstergeleri de bu şekilde arkadaşlar. Sol tarafta motor devri, sağ tarafta kilometre hızımız. Şurada bir hararet göstergemiz. Şurada yakıt göstergemiz var. Onun haricinde gördüğünüz gibi şurada bir küçük bir yol bilgisayarımız var. Onun haricinde uyarı, ikaz lambalarımız, kapıların açık kapalı olduğunu gösteren burada gene aynı şekilde ışıklarımız. Arıza durumunda burada gördüğünüz gibi şu altta böyle gösterge ışıklarımız var. Şöyle yaklaştıralım gördüğünüz gibi. Onun haricinde şurada bir ekranımız var. Ortada tam. Burada hava menfezlerimizin kenarı gene aynı şekilde gördüğünüz gibi krom kaplamalı. Yol bilgisayarımızı da şuradan ayarlayabiliyoruz. Aşağı yukarı seçeneklerimizi şurada gördüğünüz gibi hemen gösterelim arkadaşlar. Şöyle aşağı yukarı ortalama yakıt tüketimi işte falan onları buradan görebiliyoruz. Ortalama hızımız. Burada hepsini görebiliyoruz. Anlık. Zaten şu an araba çalışmıyor. Onun haricinde nelerimiz varmış bakalım. Şurada klimamızın göstergesi var arkadaşlar. Fanımızı buradan görüyoruz. Çalışıp çalışmadığını. Burada bir multimedyamız var. CD çalarlı. Dörtlü flaşörümüz. Otomatik kapı kilitlememiz. Şurada iki tane bardaklığımız ve burada da şöyle bir kapağımız var. Gördüğünüz gibi AUX ve USB girişlerini de buradan yapabiliyoruz. Onun haricinde el frenimiz burada böyle görüyorsunuz. Şurada bir 12 volt çıkış yapılmış. Onun haricinde burada da böyle bir kol dayamamız var. Tabi bu sonradan takılmış arkadaşlar. Orijinal değil. Onu da belirtelim. Ayrıca torpidomuzda gördüğünüz gibi böyle genişçe bir torpidomuz var. Gerçekten bayağı büyük. Yani Mercedes'lerde bile bu kadar büyük torpido yok. Aracımızın üst tarafta da böyle gördüğünüz gibi bir aynamız var. Kendimizi de böyle görürüz oradan. Onun haricinde şurada gördüğünüz gibi mikrofonumuz. Buradan ışıklarımız. Şuradan da tavanımızı açıp kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Aracımızın arka tarafı da böyle gördüğünüz gibi. Baş mesafesi, diz mesafesi. Gerçekten çok güzel. Ön koltuğu da kendimize göre rahat ayarladık. Rahat oturulacak pozisyonda. Bu arada aracın da tam müayene sırası geldi. Biz de videoyu yarım bırakmak zorunda kaldık. Müayeneden çabucak geçti. Zaten şu an Şile'deyiz. Sorunsuz, sıkıntısız geçti aracımız müayeneden. Allah'ın izniyle. Şimdi İstanbul'a doğru tekrar geri döneceğiz.
Kanalımıza eğer abone olmadıysanız olursanız seviniriz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza like atarak bize destek verebilirsiniz. Herkese teşekkürler.